Arkadaşlar merhaba, ben Alper Çağlar. Bugün ufak bir muhabbet edelim. Ondan sonra da saygıdeğer hocam Profesör Doktor Ahmet Taşağal'a ufak bir Çam Sakızı Çoban Armağanı hediyem var. O da filmin geçtiği jeopolitik dönemle ilgili bir yönetmen gözüyle tarihi nasıl kurmaca ile dengelemeye çalıştığımla ilgili bilgilendirici kısa tadında bir video. Şimdi biliyorsunuz ben seyirci kitlenme çok yakınım. Etle tırnak gibiyiz. 40 kişilik daha bir grubundan beri her birinize vermeye çalıştığım büyük değeri biliyorsunuz. Ballandırmama gerek yok. Birkaç gündür bazı e-postalar alıyorum işte sıkı takipçilerimizden. Özellikle internette hani filmle ilgili çok detaylara muvaffak olmadan bir şeyler söyleyen, uyduran, endişe eden insanların kendi kanallarındaki videolarla ilgili. Biliyorsunuz birbirimizin kuyusunu kazmaya, didişmeye, rekabete çok yatkın bir milletiz. Her evde bir teknik direktör, bir yönetmen var Türkiye'de. O yüzden bunları bazen anlayışla karşılamak lazım arkadaşlar. Bizim yaptığımız projeye herkes istediği eleştiri yapabilir. Bu konuda özgürler. Birçok seyirci birçok endişesini dile getirebilir. Fikirlerini söylesinler, paylaşsınlar, fark etmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanlar vasat bir sinema sektörüyle çok rencide edildi. 10 yıllardır Türk sinemasında bu işi takip eden insanların endişeli olması, hassas olması, heveslerinden dolayı belki de havadan nem kapması doğal, normal bir şey. Stres yapmayın bu konuda. Ben zaten kimse saçma zaman bir tavsiye yaptı diye bir şeyi değiştirmem. Ya da tavsiyesi hakikaten önemliyse, hakikaten bam telime basarsa onu ırgalamayacak kadar kibir göstermem. Ben öyle bir insan değilim. O yüzden bu konuya gönül bağı yapmış bir insanı dışlayıp o insanı ezip hakaret etmek yerine o insanla diyalog kurmayı öğrenelim. Bu benim biliyorsunuz herkesten çok sevdiğim takipçilerimden ricam. Bir de tabii başka tür insanlar da var. Daha çok çatışmadan, sürtüşmeden egolarını okşayan insanlar. Ahbabım bizim daha iki çekimlerinden arkadaş olduğumuz dedi hocam sakın kızma. Sakın hani sakın geçirme diye. Yok hayır. Bizim ürünümüz bizim için konuşur. Beğeni veya takdire layık mı değil mi o ürün sonucunda görürüz. Ama sadece şunu söylemek lazım. Bu filmde öykü, dramaturji, bütün kararlar ve genel olarak filme dökülen vizyonla ilgili tek kral benim. Neden? Çünkü benim tarzım bu. Nacizane tavsiyem tarzı çatışmayla, laballikle, beslenmeye dayalı insanlar, yorumcular, şunlar bunlar şu anki tatlılığımı değerlendirsinler. Bir sonraki sefere bu kadar zen olmayabilirim. Neyse, şimdi artık konumuza geçebiliriz. Ahmet Hoca'nın ve diğer fikrini sorduğum ve iyi niyetine güvendiğim diğer danışmanların benimle bir dengesi var. Bir kere onlar da benim bir belgesel yapmadığımı biliyor. Görgül, akademik bir bakış açısıyla bir dramaturji fikrim var. Şimdi ilk Göktürk'ün jeopolitik dönemine geçelim. Aynı zamanda da Ahmet Hoca'nın bana destek verdiği ve bu fikir alışverişinde benim hangilerini tamam buna tarihe yakın durayım, hangilerinde tarihe birazcık uzak duracağım burada dediğim şeyleri, bakış açısını kendime uygun gördüğümü de açıklayacağım. Güzel bir muhabbet olacak. Filmin jeopolitik durumunu incelemek için döneminin dünyasını anlamamız lazım. O dönemde 550 senesinde filmin tarihe makro bir bakış açısı var. Ahmet Hoca ile muhabbetini yaptık bol bol. Kebapçılarda. Ben, babam ve Ahmet Hoca bunu 2 saat muhabbetini yaptık. Ve az çok hepimizin bakış açısına göre Göktürklerin dünya tarihine etkisi çok büyük bir etki. O dönemde 6. yüzyılın ortasında Asya'da olan her şey Avrupa'ya, Avrupa'da olan her şey Asya'ya etki ediyor, sarsıyor. Romalılar olan her şey Sasanilere, Sasaniler Türkistan'a, Türkistan Çin'e, Asya ya da Avrupa gibi değil. Avrasya olarak tek bir medeniyetler beşiği var. Bunun batı kanadı var, doğu kanadı var ve merkezi var. Batı kanadında Roma İmparatorluğu'nun barbarlar olarak gördükleri Germen kabileler, Hunların ittiği, oralara sıkışan, oralarda Roma'nın yerel yönetimlerini ele geçiren Almansıların Hristiyanlaşması, krallıklar oluşturması sonucu büyüyen yeni güçler var. Ve tabii ki yine Roma medeniyetini temsil eden Doğu Roma medeniyeti, Doğu Roma İmparatorluğu var, Bizanslar olarak bizim bildiğimiz ama tarihin pratikliği açısından
Doğu Roma İmparatorluğu dememiz lazım. Çünkü özellikle o dönemdeki hükümdarı İtalya Yarımadası'nı fethediyor. Büyük ekonomik krizler yaratmasına rağmen geçici bir süre için olsa da bütün Roma'yı birleştiriyor. Bu Batı kanadı. Doğu kanadına geçelim. Doğu kanadında yine kaos var. Yine karmaşa hakim. Çinliler rakip hanedanlarla birbiriyle kapışıyorlar. Burada Ahmet Hoca'ya sorduğum en önemli sorulardan bir tanesi şuydu. Tabgaçların yani Batı ve Doğu Wei hanedanlarının bir Türk kökeni var mı? Bana anlattığı kadarıyla Tabgaçlar aslında Hunların devamı sayılabilecek bir devlet. Çin üzerinde öyle etkili oluyorlar ki Budizmin Çin'de yayılmasına sebep oluyorlar. Bir Türk hanedanın yönettiği ya da Türk kanı taşıyan bir hanedanın yönettiği Çinli nüfus zamanla tabii ki eritiyor bu hanedanın Türk kültürüne aidiyetini ve Çinlileşiyorlar. Burada Tabgaçların önemi Kuzey Çin'de bir Türk hayranlığı ve bir kültür karmaşasıyla sonuçlanıyor. Özellikle Tang Hanedanı döneminde, sonra onu konuşacağız ileride. Çin'in bile bir kültür karmaşası var. Bozkır insanı mı olacağız, yerleşik şehir insanı mı olacağız diye. Bir Türkleşmeye dair bir arzu var Çin'de bile bu dönemde. Bu bana çok ilginç geliyor. Genelde Türk edebiyatında Türkler ile Çinliler arasındaki düşmanlık, rekabet, kan, revan, savaşlar, ihanetler önemli bir yer tutuyor. Bunun doğru olduğu yerler de var, tek düze kaçtığı yerler de var. Ve özellikle kuruluş aşamasında Göktürkler Çinlilerle ilk kez direkt düşman olarak başlamıyor. Bu da bana ilginç geliyor. Merkeze geçelim artık. Her filmde bir çatışma vardır. Bu filmin ana çatışması merkezde geçiyor. Buradaki jeopolitik durum belki de en karmaşığı. Aynı zamanda Ahmet Hoca'ya da bunu açıkladım. Ruanların avar olduğunu betimlemeyeceğim filmde. Herkes sakin olsun. Kimse ateşe vermesin dünyayı. Ruanlar avar değil. Ama burada ben aynı konfederasyon içinde yaşayan iki ayrı unsur olarak betimleyeceğim. Çinlilerden Akunlara, Soğutlardan Moğolların atalarına, hepsine korku salan bir kuvvet. Geldik atalarımıza. Algısı bize yanlış verilen şey Türklerin Hunlarla beraber her zaman süper güç olduğu. Bu doğru değil. Özellikle Hun çağının bittiği milattan sonra 450 sonrası Hun dönemi bitince Türkler aşırı dominant bir güç değil. Özellikle Türkistan civarlarında. Buna sonra yeniden değineceğim. Göktürklerin kökeni efsanelerle karışık anlatılmış. Bu benim için öykü anlatımında hem bir fırsat hem bir tehlike. Dengelemeye çalışıyorum. Ama bazı kesin bilgiler mümkün. Tümünü Ahmet Hoca ile ve diğer danışmanlarımla teyit ettim. Bu üç temel öykümüzde de olacak. 1. Milattan sonra 540 sonrasında Aşina boyu ve bağlantılı boylar Altay dağlarının güney eteklerinde yaşıyor. 2. Bağımsızlıkları ve Ruanlara karşı zaferlerinden önce farklı boylarının yaşadıkları bölge Güney Sibirya, Altay Dağları Çemberi ve Hakasya bölgesi arası. Nerelerde doğduğumuzu ve nerelerde göçebe boylar olarak dolaştığımızı kesin olarak biliyoruz. Yani bu ilk iki kesin bilgi bana filmin coğrafyasını tasarlarken, mekanlar bakılırken, sinematografik olarak çekilecek yerleri kesinleştirirken büyük bir kuvvet veriyor. 3. Ötüken denilen kentin kuruluşundan önce, tabii kent derken taş yok, iyice büyüyecek olan yurt kent, genel olarak ilk doğdukları yerin 300 kilometre doğusunda. Bu neden önemli diye sorabilirsiniz. Sebebi şu, ben genelde filmlerimin senaryolarını yazarken, kastını yaparken, planlamasını yaparken bir yönetmen olarak her zaman kendime bir yol haritası çizerim. Şimdi ekrana mesela getiriyorum, Dağ 2 için çizdiğim harita. Tüm maceranın, tüm sahnelerin bir yönü var, bir hareketi var, bir yayı var. Bu benim öyküyü küçük parçalarıyla büyük bir bütün olarak görmeme yardımcı oluyor. Şimdi bu üç ana temel kuralın ötesinde son muhabbet konumuz olarak Türklerin o dönemdeki izafi gücünü ele almamız lazım. Kim Türkler hep süper güçtü, bitmeyen nüfus ve bitmeyen ordulara sahipti abi gibisinden boş iddialarda bulunuyorsa pek ciddiye almayın. Çünkü Türklerin nüfusu 550 senesinde bütün Asya'da en iyimser tahminle bile 2 milyon nüfus tahmin ediliyor. Bu detayı anlayalım artık arkadaşlar. Hep onların sayısı daha fazlaydı. Biz sadece Türktük, öyle ilerledik. Kıyaslamak gerekirse bütün Çin hanedanlarının toplamı 40 milyon kişi. En iyimser ihtimalle Çinliler 20 katımız. Biz nüfus çokluğumuzla değil, zeka, savaş taktikleri ve askeri teknolojik atılımlarımızla öne geçtik.
Bu birkaç milyon Türk nüfusu da farklı boylara dağılıyordu. 30'dan fazla boy. Benim onları seyircinin anlayabileceği şekilde yalınlaştırmam lazımdı. Orada askeri gücü olan olmayan bir sürü boy var. Ben onları yalınlaştırdım. 9 tane en güçlü boya indirgedim. Kim bunlar? Sabarlar bizim Hazar Hanlığı diye bildiğimiz Türklerin ataları. 1. Sabarlar. 2. Oğuzlar. Oğuzlar kim bilmiyorsanız yanlış videoyu izliyorsunuz. 3. Abakan. O dönemde Tatarlar yok daha, yani Tatar kelimesi yok. Tatar kültürünün, alt kültürünün ataları o dönemde Abakan bölgesindeki Türkler. Sonra tabii ki çok çok önemli öykü açısından Tölesler. Onların güneyinde Karluklar. Alaca atlı Türkleri var. Bunu Ahmet Hoca ile konuşurken Türkçesini rica ettim kendisinden, bana Alaca atlı diye söyledi. Çin kaynaklarında Alaca atlı boyundaki Türkler Boğma diye geçiyor. Boğma. En güneyde Uygurlar var. Daha ortada Baykal Gölü'nün batısında Kırgızlar var. Ama Yenisey Kırgızları. En eski destanlara konu olan Türkler Yenisey Kırgızları. En doğuda ise Pasifik'in kıyılarına en yakın Türk boyuna ihtiyacım vardı. Ahmet Hoca da bana Kurukan Türklerini önerdi. Tarihsel olarak bunlar azıcık daha batıda. Tamam, azıcık daha. Ama çaktırmayın. Amur Nehri'nin yakınlarını almak zorundaydım. Bu 9 ana askeri boy ilk Göktürk'teki mücadelenin esaslarını oluşturacak. Başkaları da var ama Çinli isimler olduğu için çok şu anda dahil etmek istemiyorum konuya. Evet, artık son kısmımıza geçelim. Filmdeki anlayış aslında, yani benim yaratıcı anlayışım, Blumin ve İstemi gibi aşina liderlerinin stratejik bir zekaya sahip olduğu. Çok detaya girmeyeceğim ama Türk olan Türk olmayan müttefiklerle ilişkiler, birleştirici olmak ve bu ittifakları idare edecek kapasiteye sahip olmaları Türkleri rakiplerinden veya düşmanlarından ayrı kılan şey. Divan-ı Lügat-ı Türk, Göktürklerin kuruluşundan yarım bin yıl sonra yazıldı. Kaşgarlı Mahmut eserin girişinde diyor ki, Tanrı devlet güneşini Türklerin burcunda yarattı. Feleği onların mülküne uyarlayıp döndürdü. Onları Türk diye adlandırdı, cihan mülkünün sahibi yaptı. Konfederasyon parçası olmak, milletleri birleştirmek, daha büyük bir politeye, imparatorluğa giden yolda hamilik yapmak bizim için yeni bir şey değil. Biz Türk'üz, herkesi yeneriz felsefesi doğru bir bakış açısı değil. Biz Türk'üz ve zeki olduğumuz, bilge olduğumuz sürece herkesi yeneriz bakış açısı doğru. Son olarak size küçük bir örnek vermek istiyorum. Daha iki filmimden. Biz Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan danışmanlarla inceleyip sık dokuduk. Aynen tarih danışmanlarım gibi oradaki komutanlar benim merak ettiklerimi sağ olsunlar cevapladılar. Bir yerde takılmıştık ben filmi senaryosunu onlara gösterdikten sonra. Bir sahnede bir göğüslerinde bir breve vardı. Özel Kuvvetler brevesi. Dediler ki bu, biz böyle bir şey takmıyoruz operasyonda. Aksine operasyonda parlama yaratmasın, uzaktan gözükmesin diye kesinlikle taktırmayız. Bu olmaz Alper, dediler. Ben de komutanım, peki o zaman şöyle bir orta yol bulalım, bekleyelim. Ben sahneyi istediğin gibi çekeyim. Ondan sonra bir itirazınız olursa başımın üstünde yeriniz var, modifiye ederim, dedim. Bahsettiğim sahne Türkmen kızı Nabat'ın kurtarıldığı, Veysel Yarbay'a uzandığı son derece duygusal bir sahne, izleyenleriniz biliyordur. Sahneyi izledikten sonra, duygusal yoğunluğunu yaşadıktan sonra kendileri, fevkalade saygı duyduğum komutanların hepsi gözleri dolu bir şekilde o sahneyi tebrik ettiler. Herhangi bir gerçekçilik ya da dramatürji çatışması yaşamadık. Çünkü filmi izledikleri an ben onları götürmek istediğim yere götürdüm zihnen, kalben. Aynı şekilde ilk Göktürk'te de böyle sahneler olacak. Ben size asla %100 tarihsel gerçeklik birebir uyma sözü vermiyorum. Ama tarihsel gerçekliğin %100'ünü veremediğim yerlerde bomba gibi bir sahne söz veriyorum. Deyip değmediğine siz karar verirsiniz. Türkmen kızının teröristlerden kurtarıldığı sahnede değmiş miydi? Aynı mantık. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ahmet hocamıza da sizin huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Bir karşılık beklemeden... Her zaman projeyi ve beni kolluyor, gerektiği yerde uyarıyor, tarihten çok uzaklaşıyoruz diye. Onun YouTube kanalına abone olun, oldurtun. Doğruları gün yüzüne çıkarmak için çalışan akademisyenlerimize hürmetlerimi buradan gönderiyorum. Sevgiler, saygılar, esen kalın.